İyi akşamlar, Medyaskop TV'desiniz, Rominight'tasınız. Bu akşam konuğum Genna İstanbul Ajans Başkanı Selim Tuncer. Şimdi Selim Bey çok meraklı bir reklamcı. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben öyle ifade ediyorum sizi. Çünkü hani işte konvansiyonel anlamda yapılan reklamcılığın içerisinde elbette ki bir miktar değil yani meraka ihtiyaç var muhakkak ama siz biraz kolları da genişletmiş vaziyettesiniz. Sohbetlerimizde ya yani gerçekten çok hoş sohbetler edebildiğimiz bir beyefendi kendisi. Dolayısıyla çok hani istedim ben de büyük keyifle burada da ağırlamak. Sizler de şahit olun istedim. Çünkü aklından geçen şeyler bu ülkeyle alakalı. Evet, bir reklamcının bir ürünü, bir markayı tanıtması elbette ki hepimizin alıştığı bir şey. Ülke adına da kafa yormak çok çok daha önemli. Çoğunluk insanın pek aslında hani kafa yormadığı bir mesele diyelim. O yüzden bu akşam konu bunlar çerçevesinde. Yani böyle bir başlık ama altı o kadar dallı budaklı ki ve sizin hem araştırmalarınız, kişisel meraklarınız zannediyorum bize tatlı bir sohbet akşamı yaratacak bu akşam. Ne dersiniz? Umuyorum. Çok beyefendi filan fazla resmi başladık hanımefendi. Öyle mi? Devam edelim bayım, yoksa? Şimdi yani. Şey nasıl sürer, yapalım? 30 saniye sürer zaten. Sonra devam evet. işine. Evet, meraklı. Bilmiyorum ki şimdi. Olumlu bir sıfat değil mi bu? Kesinlikle olumlu anlamda kullandım ben. Aslında ben meslek dairem içinde görüyorum ilgilendiğim konuları. Doğrusunu isterseniz. Hı hı. Ama bu sıfata da hani itiraz etmiş olmayayım yani. Merak çok mühim bir şey. Elbette. Maalesef. Elbette. Özellikle bu kuşakta çok rastlamadığımız bir şey artık. Bu her anlamda meraktan. Bu sonra kuşak derken yeni kuşağım. Sizin, benim kuşağım. Yok, sizin işte yeni jenerasyon içerisinde. Bizim yeni. Çok sık rastlamadığımız bir şey. Evet. Şaka bir yana gerçekten sokakta artık merak yok. İnsanlar arasında evet. artık merak yok. Belki bu çok daha uzun zamandır böyleydi. Dolayısıyla da belki yaratım süreçleri de o yüzden geri gitmeye başladı. Hmm. Ben böyle bir şey olabileceğine inanıyorum. Ne dersiniz? Bilmiyorum. Acaba böyle çerez bilgiye kolay ulaşıyor olmamızdan kaynaklı bir şey olabilir mi? Bilmiyorum. Ha, teknolojilerin gelişmesiyle birlikte. İnternet mi diyeceğiz? Belki. Evet. Belki diyorum. Ben de derin bir araştırmam. Şimdi ayağımıza sıkmayalım. İnternet televizyonundan. Evet, o konuda bir araştırmam yok ama bundan olabilir diye düşünüyorum. Olabilir. Evet. Kreatif sektörlerin gücü azalmaya başladı. Bu belki de bazıları için de avantaja da dönüşebilecek bir unsur olabilir yani. Ne gibi? Bir yerde yaratıcılık azalıyorsa siz bunu bir avantaja dönüştürebilirsiniz, rekabetçi avantaja. Siz daha yaratıcı olarak onu demek istiyorum. Ha yani ha, evet. O boşluktan faydalanıp evet, 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 evet. Evet. Yani tabii bu da bir yöntem ama diğeri daha böyle hani bakış açısı. Beyin jimnastiği açısından evet. daha değil mi böyle hani rekabet eğer ki tabii. Tabii böyle senin sikletinde adamlarla yarışırsan muhakkak, çok tabii. daha tatlı. Evet. Ama sizin merak ettiğiniz konular içerisinde hem Türkiye'ye hem Türkiye kültürüne çok keyifli bir bakış açısı var. Bunu yaptığınız işlerde de yani ajansın içerisinde, ajans çıkışlı işlerde de, filmlerde de görüyoruz ki yayın içerisinde vaktimiz kaldıkça kaldığı sürece birkaç tane de film izleteceğim size. Çok keyifli işler. Selim Bey'in ve ekibinin tasarlayıp hayata geçirdiği işler. Farklı anlatım biçimleri, yani ülkeyi farklı ne diyeyim enstrümanlarla anlatmayı tercih ediyorsunuz çoğunlukla. Bunların içinde işte Türkiye'nin imajı, markalaşması, hem ülkenin markalaşması hem ürün değerlerinin markalaşması. Çok çok geniş konular var. Peki şöyle başlayalım mı? Şimdi dünyanın pek çok gelişmiş ülkesinde diyelim. Bu bir kültür devlet politikası.
Bizde ne kadar böyle bilmiyorum, bunu da konuşuruz. Siz daha içindesiniz, yani rasyonelleri anlatırsınız. Oradan başlayalım. Şimdi önce şunu söyleyeyim ben, marka ekonomisiyle kültür ekonomisi arasında çok ciddi bir ilişki var. Kültürsüz marka olamaz. Ve bütün markalar menşe ülkelerin kültürlerini taşırlar üzerlerinde. Hatta onunla doludurlar. Örnek var mı? Daha iyi anlayalım diye. Tabii ki efendim. Bütün Amerikan markaları imaj marka olarak... Söyleyebilirsiniz bu arada. Söyleyebiliyor muyuz? Yani Nike'ın arkasında bir Hollywood kültürü olmadığını söyleyemeyiz. Veya bütün Amerikan markaları için bu geçerli. Arkasında koca bir Amerikan kültürü vardır. Aynı şey İtalya için, aynı şey Fransa için, aynı şey bütün büyük markaların, itibarlı markaların sahibi ülkeler için, menşe ülkeler için geçerlidir. Japon markaları için de geçerlidir bu. Japon markalarının da ardında kocaman bir Japon kültürü vardır. Tam buraya gelmişken istersen şuna girelim. Güney Kore. Güney Kore de dünyaya birkaç marka armağan etti. Nedir onlar? İşte Samsung, madem söyleyebiliyoruz isimler. LG, Hyundai, Kia gibi markalar. Bunların içinde Samsung artık Güney Kore kültürünün kült ikonlarından biri haline gelmiştir. Güney Kore kültürü mesela dediğimizde onu hani nasıl ayırırız? Şöyle ayıralım. Tabii biz buradan baktığımızda Uzak Doğulu arkadaşları hep birbirine benzetiyoruz. Kore. Evet. Kore, Japon, Çinli falan. Tabii kim Çinli diye Güney Koreli dövmüşlüğümüzde var. Evet, oldu. Şimdi ortak kültür dairesinde olsalar bile bunlar farklı kültürler. Birçok yönleriyle birbirlerinden ayrılıyorlar. Hatta mesela Japonlarla Çinliler arasında ciddi bir kültürel rekabet vardır. Çinliler bizim kültürümüzü çaldılar diye itham ederler Japonları falan. Bunların arasında aslında Kore kültürü daha ezilen bir kültürdü yakın zamana kadar. Yakın zamana kadar diyorum, bundan 20-25 yıl önce Güney Kore başına da güney sıfatını koymadan bir Kore dalgası icat etti. Ciddi devlet desteğiyle dünyaya Kore kültürü empoze etmeye başladı. Neler vardı? Neler vardı? Bunların içinde kozmetikten pop şarkılara, danslara, efendim öyle bir grafiğimiz vardı, paylaşabilirsek yayında bizi de hatırlatmış olur. Televizyon, evet, moda. Televizyon, moda. Televizyon derken sadece şey anlamda, teknik anlamda. Yok, televizyon, yayıncılık anlamda televizyonu. Evet, bakın orada önemli benim dikkatimi çeken şeylerden biri atıştırmalık, sinek kültürü. Yani bunu bile kültürel bir unsur haline getirmiş ve birçoğu kendi icatları değil bunların. Ama ona bir Kore kültürü empoze ediyor ve dünyaya yayıyor Koreliler. Hı hı. Koreliler şunun çok iyi farkına vardılar ki eğer kendi markaları için bir kültürel altyapı, bir kültürel zemin oluşturamazlarsa o markaları da yaşatamazlar. Hı hı. O bakımdan alabiliriz Ait Hocam. Güney Kore dalgası, kendi dillerindeki ifadesiyle Hollywood, şu anda dünyada birçok ülkede çok fazla fan biriktirebilmiş, fan oluşturabilmiş durumda. Bizim nereden dikkatimizi çekti? Evet. Özellikle dizilerinden başladı. Evet. Türkiye'de bunun farkına, evet, varmamız. Evet. Sonra sanırım onunla etkileşimli olarak müziği geldi. Çok ciddi bu, Türkiye'de de fanları oluştu o insanların. Evet, evet. Bunlardan biri ablam. Kocaman 50 yaşında kadın, Koreli arkadaşlarımla tanışmaya gideceğim bir gün diyor.
gideceğim o stüdyoları ziyaret edeceğim diyor falan. Çok seviyor onları. Evet. Bir şekilde onların o ifade etme biçimini, ki bize ne kadar uzak aslında değil mi? Bütün güzel, evet. Tonlamaları, jestleri, her şeyleri bize çok uzak aslında buna rağmen. Evet, ama o özgünlük de önemli. Sonuçta mesela Çin mutfağını ele alalım. Çin mutfağı Çin'den dışarı çıktığında başka bir şekle uğrar. Bizim damak tadımıza, Avrupalı'nın, Amerikalı'nın damak tadına daha uygun hale getirilir. Çin'de bulamazsınız bizim yediğimiz Çin yemeklerini. Benzerleri elbette var. Sonuçta Çin mutfağıdır. Güney Kore'de aynı şekilde popu İngilizce söylüyorlar mesela. Yani çünkü İngilizce bugün artık dünyanın bir lingua francasıdır. Yani ortak dilidir artık. İngilizlerin de Amerikalıların da elinden kaçmıştır. Doğru. Yani. O bakımdan hani kasmamak lazım bu konularda da. Önemli pop şarkılarını İngilizce söyleyebiliyorlar. Ama ne olursa olsun sonuç itibariyle o bir Kore popu oluyor. Hı hı. Yani dünya halklarının ilgilenebileceği, hoşlanabileceği hale getiriyorlar. Yani bu bakımdan ben diyorum ki mesela milli kültür ne kadar evrenselleştirilebilir? Hı hı. Ya da evrensel kültür ne kadar millileştirilebilir? Üzerinde düşünmek lazım bunlar. Yani bu aslında buradan sanırım bahsettiğiniz milli kültürü asimile ederek evrenselleştirmek değil de evrenselle harmanlayarak herkese ulaşabilir hale getirmek. Evet, dünya halklarının nasıl daha hoşuna gider? Ne yapabiliriz? İşte mesela gibi, evet, yabancılaşma olarak. Gangnam Style mı? Evet, Gangnam Style. Gangnam Style. Gangnam Style. Gangnam Style. Peki. Şimdi biz o genç arkadaş ortaya çıktığında ya ne büyük şey şans işte bir şarkıyla şey. Hayır, arkasında ciddi devlet stratejisi var onun. Yani o başlangıçlardan biriydi o. Hı hı. Mesela. Doğru. Yani ciddi bir şekilde devlet Kore kültürünü yayan bütün sektörleri fonluyor. Bu bir devlet politikası. Evet, devlet politikası. Şimdi ben de sonradan fark ettim. Ya ne oluyoruz filan dedim. Ya Güney Kore oraya bakıyorsun filan. Sonra biraz araştırınca baktım ki üzerinde makaleler filan yazılmış yani üniversitelerde. Evet. Ve dünyada bunu hani yeni bir çıkış, bir akım, bir şey olarak da kabul ediyor. Yani evet. Hiç kimse böyle bunu yadırgamıyor bile. Yadırgayanlar Çin, Japonya ve Tayvan oldu. Çünkü yakın kültürler ve bir kültürel çekememezlikten. Bir kültürel saldırı olarak gördüler kendilerini herhalde. Ama baş etmek mümkün değil tabii. Yani konvansiyonel mecralarla ulaşamazsan başka bir sürü mecra var artık. Ağ teknolojilerinin gelişmesiyle internet üzerinden her türlü ulaşabiliyorsunuz. Çinli'ye de şeye de. Belki biraz şey mi acaba Çin'le Güney Koreli'nin arasında yani Çinliler biraz daha şey mi kalite anlamında daha başka bir kalibrede mi görüyorlar kendilerini? Olabilir. Büyük devlet falan. Belki öyle görüyorlardır. Bilmiyorum ama yakın kültürlerin birbirine karşı böyle bir çekememezlikleri var, olur yani. Şimdi şey örneği, siz tanıştırdınız beni onunla da. Kazak bir genç arkadaşımız var. Aytun, son yolladığım videoyu bir hazırlar mısın? Dimash Kudaybergen. Evet. Diye bir arkadaşımız, genç bir çocuk, 24 evet. yaşında. Kazakistanlı, Çin'de yaşıyor. Çin ses yarışmasında Fransızca bir şarkıyla birinci oluyor ve yıkıyor ortalığı. Evet. Fransızca değil sadece, Kazakça, Fransızca, Çince, İngilizce söylüyor bu arkadaş. Evet. Muazzam bir sesi Dünyanın var. Dünyanın en iyi sesi diyorlar mesela. Evet. Hatta bizdeki forumlara, sözlüklere falan baktım. Cem Adrian'la böyle karşılaştırmışlar. Ses, yani o tür olarak belki biraz. Evet. Çok geniş bir ses açıklığı var filan. Aslında bir anlamda globalleşme kavramının vücut bulduğu da bir... Evet. Çocuk Kazak. Değil mi bu? Evet, çocuk Kazak. Çin'de bizim O Ses Türkiye evet. gibi O Ses Çin diyelim. O yarışmaya katılıyor. O yarışmada finale kadar sanıyorum 8-9 şarkı söylüyor. Bunlar hepsi farklı dillerde. Hı-hı.
Çin'de çok ciddi bir hayran kitlesi oluşuyor bu çocuğun. O nedenle Çin'de yaşıyor bugünlerde ama yarın Kazakistan'da, öbür gün Amerika'da yaşayabilir. Bu çocuğun peki Kazakistan'a faydası ne o zaman? Kazakistan'a faydası şu, bakın işte bu da bir kültürel sonuç itibariyle bir challenge'dır. Sadece bunu dinlemek için 1 milyon turist gidiyor Kazakistan'a. Kazakistan çok büyük bir turizm ülkesi değil biliyorsun. Yani sırf Dimash dinlemek için 1 milyon turist Kazakistan'a gidiyor. Muazzam. Bakın, bir tane şarkıcı yani. Muazzam. Yani. Ses gitsin biraz yayına. Yani şarkı ilerledikten sonra tabii. Henüz başlamadı galiba. Muhakkak bilenler vardır ama bilmeyenler için ben de çok yeni öğrendim. Muazzam bir yetenek adam yani. Gencecik bir adam ve hakikaten sallıyor ortalığı. Ve eminim bu adam buradan çıkıp dünyanın pek çok yerinde de konser verecektir. Evet evet, veriyor zaten. Şimdi bu bir örnek sadece. Evet. Bakın bizim Tarkan bir ara nasıl Rusya'da ses getirmiş bir sanatçımızdı. İbrahim Tatlıses Orta Doğu ülkelerinde. Doğru. Ve arkasında bilinçli bir strateji olmadan oldu bunlar hep. Keşke bir stratejinin ürünü olsaydılar. Dizi sektörümüz aynı şekilde ciddi manada bir beğeni topluyor kendi hinterlandımızda, hatta Güney Amerika'da falan. Arkasında bir strateji yok aslında. Yani kendiliğinde oluşuyor. Diziyi belki biraz ayrı tutalım da. Çünkü niye ayrı tutuyoruz? Şu anlamda artık biliniyor ve bilerek satılıyor. Artık pek çok dizi yurt dışı satışına yönelik de çekiliyor. Evet. Ama siz bir reklamcı olarak şimdi bana şunu söyler misiniz? Tabii ki bu tek kelimeyle söylenecek bir şey değil. Uzun uzun hakikaten bunu konuşalım. Çok kıymetli bir konu çünkü. Biz ne yapmıyoruz da olmuyor? Bir markamız yok. Bakın biz ne yapmıyoruz? Öncelikle bizim sektörde Güven Borça vardır. İsmen bilirsiniz. Değerli bir arkadaşımız. Bu konulara yıllardır kafa yoran bir arkadaşımız. Onun bu topraklardan dünya markası çıkar mı diye bir kitabı var. O da değerli bir kitap. Geçenlerde de ben ona hafiften böyle bir laf çaktım. Hocam dedim, bu topraklar dünya markası olmadan bu topraklardan dünya markası çıkmaz. Kültürel zemin derken bunu kastediyorum. Şimdi ben yanıma birkaç tane zerzevat getirdim. Tamam. İstersen bunların üzerinden mesela gidelim. Tamam. Şuna bir uzanayım. Bakın şimdi bu bir İtalyan zeytinyağı şişesi. Marka filan söylemiyorum. Bir İtalyan zeytinyağı şişesi. Bunun içinde de bir sızma zeytinyağı var. İlginçtir. Mesela bizim en fazla sızma zeytinyağı sattığımız ülkeler İspanya ve İtalya. Aslında zeytin üreticisi bu ülkeler. Ama yetmiyor zeytinleri. Bizden de sızma zeytinyağı alıyorlar. Ama nasıl alıyorlar? Galonlarla alıyorlar. Sadece bizden değil, Tunus, Cezayir, Fas'tan da alıyorlar. Yani bunun içindeki zeytinyağı Türkiye, Tunus, Cezayir veya Fas'tan gitmiş olabilir. Şimdi galonlarla gidiyor bizim zeytinyağımız. Türk zeytinyağı, Türk çiftçisinin el emeği, göz nuru zeytinyağı gidiyor. Belli bir emtia fiyatına. Gidiyor bir İtalya'da bir İtalyan şişesinin içine giriyor. Ama bu şişe dolu. Bu şişenin içinde neler var biliyor musun? Bu şişenin içinde bir defa Rönesans var. Roma var. Floransa var. Venedik var. Toskana var. Vivaldi var. Say sayabildiğin kadar yani. Kocaman bir İtalyan kültürü var. Evet. Ve bu değerler soyut olduğu için bakın bu zeytinyağının içine yine de 250 mililitre olarak doldurabiliyoruz. Eksilme artma bir şey olmuyor yani. Bu şişenin içine bizim zeytinyağı, sızma zeytinyağı girer girmez birdenbire katma değer kazanıyor. O anda daha ortada marka falan yok bak. Sadece bir İtalyan şişesi var. Aynı şey
mesela bir Fransız parfümü içinde geçerli. O kokuların ana ham maddeleri nereden tedarik ettikleri önemli değil ki. Önemli olan onun bir Fransız parfümü oluyor olması. Şimdi bu kültürel zemin bizim Türk zeytinyağcımızda olmadığı için adamlara hiçbir şey diye suçlayamayız. Ya sen niye bu kadar değerli, katma değerli bir şey yapamıyorsun? Tek başına zeytinyağcımızın işi değil o çünkü. O dünya haklarının, dünya kamuoyunun ilgiyle takip edeceği, ilgiyle karşılayacağı ve ilgiyle satın alacağı bir kültürel altyapı oluşturmamız lazım o zeytinyağcıya. Sadece ona mı? Birçok ürüne. Bu da bir devlet politikası olarak kararlaştırılıp aslında. Tabii ki kesinlikle. Şeylerde tabii görüyoruz. Kesinlikle. Bunu zeytinyağcımızdan bekleyemeyiz yani. Tabii. Ne acıdır ki bizim zeytinyağcımız dediğiniz gibi hani o vizyona sahip olanlar da var tabii ama var. O kadar az ki yani kendi ürünlerini internet sitelerinden satan böyle yeni yeni markalar oluştu ya var, evet. Muazzam şeyler bayılıyorum evet. Onlara böyle işte organik neyse ürünler ama maalesef özellikle zeytinyağı özelinde söylüyorum mesela arabanızla çıkıyorsunuz Ege'ye doğru gidiyorsunuz Akdeniz'e doğru gidiyorsunuz yollarda işte dut satar incir satar bilmem ne bir de beşlik su şişelerinde, pet şişelerinde. Zeytinyağı. Kendi zeytinyağını satar o adam. Evet. Çok leziz zeytinyağlarıdır onların pek çoğu. Ama işte beşlik, üçlük su şişesinde satılan bir yağdır evet. Nihayetinde. Şimdi gerçekten değerli ambalajlarla, değerli tasarımlarla ki tasarım da çok önemli bir faktördür kültürel açıdan. Türkiye'de dünya pazarlarına da zeytinyağı arz eden müteşebbislerimizi kutlamak lazım. Aslında onlar ne yapıyorlar? Bir taraftan da Türk zeytinyağı kültürüne hizmet ediyorlar. Zaten bu etkileşimli ve karşılıklı bir şey. Ama bizim kamunun mutlaka Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına, Türkiye Cumhuriyeti sanayisine yapabileceği en büyük iyilik, hatta görev diyebiliriz. Bu kültürel altyapıyı, bu kültürel zemini oluşturmaktır. Markalar bunun üzerinde büyür. Nasıl oluşturulur bu? Vallahi bunun bir sürü yöntemi var. Yani işte önümüzde bir case de var. Yani Güney Kore örneği var önümüzde. Biz birebir onu alıp kopyalayalım anlamında söylemiyorum. Ama ben şunu her zaman söylüyorum. Biz Türkiye olarak Güney Kore'ye göre çok avantajlıyız kültürel anlamda. Şimdi Rus düşünür Yuri Lotman'ın bir teorisi vardır. Semiosfer, gösterge, küre. Yani bu kültürel ortak kültürü paylaşanların anlam dünyasını ifade eder. Şimdi buradaki zenginlik, Anadolu'daki zenginlik belki dünyanın hiçbir coğrafyasında yoktur. Belki ve biz yoktur. Çıkışı çünkü evet çünkü biz gerçekten hani bir geyik var ya medeniyetler beşiği falan bu öyle doğru mi? Geyik falan değil. Yani Anadolu gerçekten medeniyetler beşiği. Ya binler... bu Türkiye anlamında söylemiyorum. Yok binlerce yıldır öyle. Nitekim biz Göbekli Tepe hakkını verebiliyor muyuz şimdi? Maalesef. Dünya tarihini değiştirdik Göbekli Tepe ile Urfa'da. Doğru. Şimdi biz bir kültürel servetin üstünde oturuyoruz. Ünlü yine gurulardan Hernando de Soto'nun bir yıllar önce bir kitabı yayınlandı hatırlarsın. İsmini söyleyince hatırlayacaksın. Sermayenin Sırrı diye. Adam orada şu iddiada bulunuyor. Diyor ki aslında gelişmemiş ülkelerde de servet vardır. Bu nasıl olabiliyor? İşte kadınların takıları, yastık altı birikimler, devletlerin korkunç arazi, arsa stokları filan gibi zenginlik vardır diyor. Ama
bu sermayeye dönüşemediği için onlar fakir kalıyor. Yani burada boş duran arsayı atıl kaldığı için. Zaten servet duran zenginlik demektir. Hareketsiz, göl gibi. Ama bunu bir sermayeye, bir gerçekten etrafını yeşerten bir akarsuya çevirebilir miyiz? Şimdi ben buradan analojiyle diyorum ki, Anadolu, Türkiye bir kültürel servetin üstünde oturuyor. Ama biz bunu kültürel sermayeye dönüştüremiyoruz. Şimdi bunun sebebi sadece vizyonsuzluk olarak açıklanabilir mi? Her şey yani. Bu vizyonsuzluk da var, her şey var. Yani sonuçta can sıkıcı bir şey bu hepimiz çok. İçin. Böyle bir kültürel servetin üstünde otururken bunu bir sermayeye dönüştürememek üzücü bir şey. Bir şey söyleyeyim. Bir arkadaşım bana takılmış Twitter'dan, ya sen işte kültürel sermaye diyorsun filan, yok kültürümüz mü satacağız filan. Ya sat, kültür sattıkça çoğalan bir şeydir, eksilmez ki. Yine soyut değerler konusuna geliyoruz. İşte İtalya bu imajı her zeytinyağında, her moda ürününde, her otomobilde sattıkça satıyor ve daha da büyüyor bu kültür. Eksilmiyor. Evet. O şişe yani, dünyanın her yerine gidiyor. Her yerine gidiyor ve her seferinde bu kültüre para verip satın alıyoruz. Ama eksilme olmuyor. Şimdi işte soyut değerler üretmek ve bu soyut değerleri bizim bütün turizmden tut sanayiye kadar bütün ürünlerimize bir şekilde enjekte etmek zorundayız. Böyle değerli oluyor. Sana bir orta gelir tuzağıyla ilgili grafik gönderdim. Onu gösterelim mi mesela? Evet bu. Şimdi şunu söylüyorum ben. 2008'de her şey iyi gitmiş. 2008'de biz 10 bin dolar kişi başı milli geliri. Bu 10 bin dolar kişi başı milli geliri yakalamışız. Evet. Sonra biraz düşmüş. Sonra tekrar çıkmış 10 bin dolar aralığında, bak dümdüz çizgi şeklinde devam ediyor evet. Bu. 2018'e kadar öyle. Şu 2018'e ilk çeyreğine kadar öyle. Evet. Şimdi dövizdeki hareketlenme nedeniyle bu büyük ihtimalle düştü. 10 bin doların altına düştü ama dövizde bu hareketlenme olmasaydı da bu böyle devam edecekti. Kırmızı çizgiyi dikkate almayın. Onu ben çizdim. Onlar hayallerim aşkım O bizim 25 bin dolar 2023 hedefimiz. Açıklanan. Evet, daha önceden açıklanan. O hedefi tutturamayacağımız artık çok net. Ama şunu diyorum ben. Her şey yolunda gitseydi bile o hedefi tutturamayacaktık. Niye biliyor musunuz? Çünkü biz emtia ekonomisi yapıyoruz. Ve emtia ekonomisi yani fındık, fıstık, buğday, demir, çimento, fiyatları borsalarda belirlenen mallar değil. Yani bunun Türk bu arada Türk malı konusuna da gelelim. Buna da çok gıcığım, onu söyleyeyim. Mal dedikçe biz gerçekten katma değerli ürün üretmekte her zaman için sıkıntı yaşarız. Şu maldan kurtulmamız lazım. Biz Türk mallarını dünyaya satıyoruz. Alıyoruz, satıyoruz. Her neyse bir emtia ekonomisi içinde olabilen budur. 10 bin doların üstüne 11 bin olur ama asla 15 bin olmaz. Katma değerli üretemediğimiz için. Katma değerini ekonomistlere sorduğumuzda katma değere şey diyor. İşte üretim ekonomisine geçmeliyiz. Zaten üretiyoruz ya iyi kötü bir şekilde ama değersiz üretiyoruz. Ya peki şunu başka demek istiyorsunuz. Fındığı Sarelle'ye satacağına kendi fındığınla Sarelle yap. Tadelle diyelim. Pardon. Tadellemiz bizim var. Tadellemiz de Nutella demek istedim. Pardon, Nutella demek istedim. Hakikaten. Bak ben fındık da getirdim. Zerzevatçı dükkanına fındık da getirdim. Fındık bu. Karadeniz bölgesinin özellikle çok değerli bir ürünü, önemli bir tarımsal değerimiz bu bizim. Yılda rekolteye göre 2 milyar dolarla 3 milyar dolar arasında dış satımımız var. Fındığı dış satıyoruz. Fakat şimdi adam bize diyor ki sen diyor bahçene bak, gübrele, bahçele, her neyse temizle, topla, kurut, kabuğundan ayır,
Sonra bana istediğim oranda kıy bunu, gönder. Gerisini ben hallederim sil diyor. Sil ver. Gerisini ben hallederim diyor. Gerisi dediğine bakın, 2 milyar dolar diyoruz ya. Yani tam net rakam yok elimde ama çeşitli hesaplamalarla ben bu fındıktan üretilen cironun 100 milyar dolara falan çıktığını sanıyorum. Çünkü geçen de kimin bir arkadaşın yazısında gördüm. Şimdi bak, İtalya 200 milyon avroluk fındıkla tam 12 milyar avroluk ciro elde ediyor. Yani Nutella'ya düşman değiliz. Nutella sonuç itibariyle o da değerli bir markadır. Ama görelim orada neler yapılmış, bilelim yani. Şöyle bir algı da hani hepimizde var aslında bakarsanız. Zeytinyağı için de geçerli, şarap için de geçerli. Bu İtalyan şişesinin içerisindeki zeytinyağı hani muhtemelen bu coğrafyadan bir yerden çıkmış ve muhtemelen bizim daha önce tattığımız zeytinlerden yapılmış tabii, bir zeytinyağı. Bize de geliyor aynı zeytinyağı. Tabii yani başka aynen, bir evet, bizim zeytinyağı. Bize de geliyor, evet, daha tabii, ucuza satılıyor tabii, falan filan. Tabii. Şimdi birer kaseye koyalım bunları ve bir tadım testi yaptıralım mesela. Diyelim ki bu İtalyan zeytinyağı insanlara, işte bu da bilmem muazzam derler. Evet. Ben böyle zeytinyağı tatmadım hayatımda derler. Bu şarap içinde geçer. Evet, bunu şey olarak görmeyelim. İnsanın gerçekten lezzeti değiştirir imaj. Ha, evet, işte. Öyledir. Değil mi? Yani illa görgüsüzlük olarak falan görmüyorum. Yok, öyle görmüyorum. Evet, evet. Yani işte imaj her şeydir. O algının ne demek olduğunu anlatalım. Şimdi yani. Sözüm yarım kaldı. Oradan devam edeyim ben. Bak, ekonomistlere sorarsan biz işte üretim yapmalıyız. Ben de diyorum ki üretim yapıyoruz iyi kötü ama değersiz yapıyoruz. İki, teknoloji üretmeliyiz deniyor. Tamam, eyvallah, üretmeliyiz elbette. İnovasyon deniyor. Hı. Ama bir türlü ağzımızdan marka çıkmıyor. Bakın, ben size bir şey söyleyeyim. Teknoloji de emtialaşır. Bunun bir güvencesi yok. Siz gerçekten büyük bir buluşa imza atarsınız. 6 ay sonra Çin'de bir sürü örneğini görürsünüz bunun. Ben Android pazarını göz önünde bulunduralım. Sonuçta smart telefon dediğimiz akıllı telefonlar, telefon pazarındadır Android telefonlar. 3 tane marka söyleyebilirsin bana. Yüzlerce marka var. Yüzlerce. Ve birisi 100 dolara satılıyor, birisi 1000 dolara satılıyor. Farkları? Farkları marka olmaları bazılarının. İşte Samsung bunlardan biri. Yani sonuç itibariyle. Yani teknolojiye o kadar da güvenmeyin diyorum. O kadar güvenmeyin. Aynı şey bak turizm için de geçerli. Yani emtialaşma. Biz turizmi emtia olarak satıyoruz. Yani deniz, nesini satıyoruz? Deniz, kum, güneş filan satıyoruz. Bak iki şehri karşılaştırın. Barcelona. İki tane rakip şehir Akdeniz'de. Barcelona ve Antalya. Antalya'da biz işte turisti en düşük fiyata işte her şey dahil filan getiriyoruz. Bir acenteyle bir otele sokuyoruz. Orada bir hafta 15 gün filan kalıyor. Denize giriyor, havuza giriyor, çıkıyor, gidiyor. Belki Antalya'nın içine bile uğramıyor. Muhtemelen. Tamam. Şimdi Barcelona ise bazen turizm patlaması da rahatsız ediyor. Yerel halkın Barcelonalılarla ayaklanmışlar. Doğru, daha da yakın zamanda. Ayaklanmışlar yakın zamanda. Evet. Gelmesin turist diye. Barcelona, o da deniz satıyor. Ama bunun yanında çok büyük bir kültür satıyor. Katalonya. Gaudi mimari satıyor. Yani Barcelona mimari belki, satıyor, müzik satıyor. Belki satıyor. Antalya'dan daha küçük bir şehirdir. Bilmiyorum, öyle bir karşılaştırma yapmadım ama bakın, katma değerli turizm. Çünkü onun altında da kültür var. Biz de turizmi de aynı şekilde bakmalıyız. Yoksa biz ilelebet turizm emtiyası satarız. Eğer yüceltemezsek, eğer kendi kültürel değerlerimizi bir sermayeye, turizmi de besleyen bir inşa faaliyetine girişemez ve dahil edemezsek, biz ilelebet her şeyde emtia satarız. Dönelim orta gelir tuzağına. Bir
bugün hep de İtalyanlardan örnek verdik ya. Bir İtalyan üretici bir aynı ev saftaki bir tekstil ürününün kilogramını fanila, ceket, gömlek neyse bu ortalamada 5,5 dolara satarken biz 1 dolara satıyoruz. 1 evet, dolar ya, 5,5 dolar 1 dolar. Bu İTKİB'in rakamları yani ben yabancı kaynaktan falan da almadım yani. Bizim tekstil ihracatçılarının raporunda yayınlanmış bir rakam. Aynı ev saf diyorum bakın, kalite falan değişmiyor. Arada 4,5 dolarlık korkunç fark nedir? Tamamen soyut değerler, gayrimaddi değerler. Bununla nasıl baş edeceksin ve İtalya bunu dışarıya satarken o 4,5 dolar, belki o 1 dolarlık şeyi de bizden alıp satıyor her neyse. Muhtemelen. Fark etmez, almasa da olur, önemli değil ama o 4,5 doları yurt dışına gönderirken, satarken bir kuruşluk bir fiziki maddi değer de ülkesinden dışarı çıkmıyor. Tamamen rüyalar, hayaller filan yani. Bu programda dediğim gibi konu o kadar derin ve kapsamlı ki belki böyle başlıklarla geçebiliyoruz aslında. Öyle yani bir oturduğumuzda evet, işte 5 saat konuşabiliriz bu konu üzerine. Evet. Şunu son cümlemi söyleyeyim mi? Orta gelir tuzağıyla ilgili olarak. Biz bütün ürünlerimize, kültürümüzü, soyut gayrimaddi değerlerimizi katıp bunu ekonominin içine dahil edemezsek bu orta gelir tuzağı böyle 10 bin dolar yıllarca devam eder. Şimdi sizin yaptığınız filmlerde, ajans olarak çıkardığınız filmlerden bir tanesi benim çok ilgiyle takip ettiğim, izlediğim bir filmdi. Zannediyorum burada hani bir ürünü markalaştırmadan önce toprağını, kendi toprağını markalaştırmalısın yani de bir şey söylediniz ya zaten. Sanırım bunu buna işaret ediyor. Home of Poetry diye bir film yaptınız siz. Biraz izleyelim onu. Filmin üzerine de konuşalım. Birkaç saniye izleyelim Aytu. Ondan sonra bize Selim Bey anlatsın. Nedir, neden şiirden çıktığınızı? When the world drifts away from our eyes, say, on one of a thousand nights, there begins a dream within a dream. I watch you with 100,000 eyes, Istanbul. My leaves flutter and beat like 100,000 hearts. A steamer's hoot. Şimdi, filmi ama film dönsün bir yandan ekranda. Bu filmde şiirle anlattınız Türkiye'yi. Türkiye'yi. Evet. Bu da değişik, farklı bir anlatım biçimi. Evet. Şimdi kültür diyoruz ya. Sonuçta aslına bakarsanız bu bir turizm filmi. Tabii. Yani ve turizm filmi olmanın bütün niteliklerini de taşıyor. Eksiği yok, fazlası var. Ama biz ilaveten ne yaptık? Cumhuriyet dönemi şairlerimizin Türkiye güzellemeleri içeren dizelerini bir araya getirerek bunlarla yeni bir şiir yaptık. Nazım Hikmet'ten Cemal Süreyya'ya, Edip Cansever'e kadar şairlerimiz bir Türkiye şiiri yazmış oldular. Hayatta olanlar, vefatı rahmetli olanlar dahil olmak üzere bir Türkiye şiiri yazmış oldular. Kendi dizeleriyle. Ve aslında bir Türk şiiri tanıtımı da bu. Yani burası bir şiir ülkesi. Ama gördüğünüz gibi denizi, kumu, güneşi, yiyeceği, içeceği de var. Ama bir şiir ülkesi. Yine bir kültürel zemin oluşturma gayreti. Bu proje birkaç yıl önce başlamış bir proje. Ebru, evet, minyatür, resim, kaligrafi, destan. Tabii. Şimdi Anadolu deyince destan. Tabii binlerce yıllık
sanat üzerinden bir şekilde turizm iletişimi başlığı verebiliriz buna. Hı-hı. Aslında daha önceki dakikalarda konuştuğumuz konularla ilgili bir şey bu sonuçta. Şimdi biz burada hani evet doğayı, denizi, işte güneşi, hı-hı, her yeri görüyoruz. Bir sıcak aile birliği, hı-hı, görüyoruz. Olması gereken her şeyi görüyoruz. Evet. Bununla birlikte bize o artı değer olan şiiri aslında, evet, şiiri satıyoruz. Bir de ne yapmış oluyoruz? Şimdi bakın, bir de şu var, bu da önemli bir şey. Şimdi evet, turizm namına görebileceğimiz şeyleri görüyoruz ama bakın, bu film yayınlandığı dönemde, yani yurt dışında yayınlandığı dönemde sosyal mecrada en fazla beğeni alan ve en fazla paylaşılan turizm filmi oldu. Çünkü ilginçti. Aynen öyleydi. Bir başka yaklaşımla yapılmış bir turizm filmiydi yani. Şimdi Aytuğ, ben sana bir fotoğraf yollayacağım. Onu hemen yayına vermeni rica edeceğim senden. Şimdi bizim landmarklarımız muazzam tabii, yani bu filmde kullandıklarınız da başta olmak üzere. Her filmde işte biz hani reklamcılar o filmlerde muhakkak görmek istediğimiz şeyler bunlar. Çok sağlam bir kültürden geliyoruz. Sanatsal olarak, düşünsel olarak pek çok değerimiz var. Belki başka kültürlerde de süreç içerisinde o değerler, ne bileyim ben, şöyle bir yalpalar, bir şey olur, evrim geçirir. Evrim geçirir belki pozitif anlamda ama hani bir şey olur yani, değişir falan. Bizde çok hunharca bu değişikliklerin olduğunu görüyoruz. Yani örneğin Roma'ya bundan 100 yıl önce giden adam da o meydanı görmüştür ve o binayı görmüştür. 100 yıl sonra giden başka bir adam da aynı binayı görecektir. Bu bizde olmayan bir şey. Hem kentlerin şimdi mesela şunu özellikle... Bir de sizle modernleşiyoruz. Onlar gibi değiliz. Bu modernlik değil tabii. Bunlar tabii uyduruk. Şimdi şöyle, belediye tedarikçileri oluşmuş durumda memleketimizde. Şimdi oradan kendileri... Bunlar yüz karası, hiç bence göstermeseydin de üzülmeseydin. Özellikle yani gösteriyorum. Ben çünkü arada böyle yayınlarda şeyleri de gösteriyorum. Bu şehir heykelleri çok enteresan geliyor bana. Yani işte çaydanlık, mısır koçanı falan gibi şeyler. Ciddi de bu, hani para harcanarak yapılan şeyler. Bunlar tedarikçi işleri, sanatçı falan işi değil tabii. Zaten. Bunları, bu gibi şeyler aslında yol kenarı... güzergah üzerindeki kebapçılarda, yol dinlenme tesislerinde falan olabilir yani, yakışık alır. Tabii yani diyelim, o tesis yaptırdıysa, evet, tesis işte, o belediye yaptırdıysa. Ama bir şehir yönetiminin bu tür uyduruk diyeceğim tırnak içinde işlere imza atması, hadi bu Nasrettin Hoca biraz diyelim ki işin mizahı falan var. Şimdi Bilecik'teki Osmanlı'yı temsil eden heykeller ya da heykelimsiler, insanın içini sızlatıyor. Yani Osmanlı, hani Osman Bey kalkar yani mezarından. Yani şimdi bakın, Roma. Yani evet, yıllardır değişmiyor. Değişen alanları filan var. Ama biz çok kötü bir şehircilik sergiledik yıllar boyunca. Maalesef şehrin ana kalplerine dokunduk. Yani tarihi zonları dağıttık. Oysa o kadar basit bir şey ki bunun çözümü. Burayı muhafaza ediyorsun, etrafında yeni yerleşim alanları yaratıyorsun ve burası korunmuş oluyor. Biz ise üşüşüyoruz. Yani bugün Uzungöl'de yaşanan şey o. Yani burası çok güzel, ben de şuraya ev yapayım dediğinde artık bir geçmiş olsun, orası bitiyor. Yani şunu şuraya yap, çeşitli vasıtalarla da oraya taşı insanları. Aynı şey. İşte Müslümanların kıblesi Kabe'de de söz konusu. Geçenlerde bir fotoğraf paylaşıldı yani, bu konuda. Korkunç. Evet. Ya Amerikalı bırak Kabe gibi kutsal mekanları,
tema tip parklara bile insanları belli bir mesafeye tabii kadar yaklaştırıyor. Ondan sonra başka bir araçla seni taşıyor şeye, parka. Yani kocaman devasa otopark yapıyor bir yere. Ondan sonra seni taşıyor. Ya yani bunun başına üşüştüğünde bunun zaten değeri kalmayacak ki. Otantik hiçbir değeri kalmayacak. Tabii burada derdim şey değil. Yani bunu izleyiciler de bilir. Birini yermek değil burada. Ama hani eleştirmek gerektiğinde de söylemek gerektiğini düşünüyorum. Biz maalesef işte binlerce yıllık o kıymetli mozaiklerin üzerinde topuklu ayakkabılarla gezmiş. Eleştirmek bizim vatandaş sahibiz olarak hakkımız. Önce onu söyleyeyim. Ve eleştirmek, eleştirilenler nezdinde çok büyük bir nimettir. Kabul edebilene yani. Evet, kabul edebilene. Evet. Beni sürekli eleştirenler bana çok büyük iyilik yaparlar. Böyle bakmak ne güzel. Şimdi şehirlerden çıkmayalım çünkü güzel örnekler var. Bir şehre ait bir markayı da, daha doğrusu bir objeyi, bir imgeyi her neyse marka haline getirmenin de yolları var. O sizin güzel örneklerden bir tanesi, onu kullanalım lütfen. Golden Gate Köprüsü'nü mesela. Evet. O şık bir örnek. Çok da hani niye kimsenin aklına gelmiyor kardeşim diyebileceğinde bir örnek yani. Şimdi Golden Gate Köprüsü tabii o San Francisco Körfezi'nin iki yakasını birbirine bağlayan bir köprü. Asma köprü yıllarca önce yapılan, yani bizim köprülerden falan çok tarihi tabii eski. İlginç taraflarından biri tabii rengi. Renk önemli bir unsurdur. Yani onu söyleyeyim. Ben bu fotoğrafı seninle şunun için paylaştım. Köprü, bu tür asma köprülerden yaya geçişi. Hı hı. Burası kentin simgelerinden, ikonlarından biri gerçekten San Francisco'nun ve yaya geçişi serbest. Daha ötesi girişinde selfie yapılabilecek. Bir önceki fotoğrafı bir daha gösterirsen Aytu. Fotoğraf çekilebilecek bir alan da var. Aracını park ediyorsun, şey yapıyorsun. Şimdi ben bunu şunun için gönderdim sana. Bizim üç köprüde kıta aşıyor. Yani Asya'dan Avrupa'ya, Avrupa'dan Asya'ya geçiyoruz. İkiyi ve üçü geçtim. Boğaz Köprü, birinci köprü. Ya birinci köprüden biz niye yaya geçirmiyoruz? İntihar ediyorlar diye. Ya intihar etme, gerekli önlemleri alırsınız. Bu San Francisco'da intihar edilmiyor mu acaba ya da bilmiyorum. Ben orayı bilmiyorum. Bir kafes orayı içine bilmiyorum al falan. Kafes yap, cam yapılabilir. Bir sürü yani şey yapılabilir. Sanıyorum bizim bürokratlar başlarına iş çıkmasın diye engellediler. Bir ara çünkü konuşuldu bu. Bir 2000'lerde konuşuldu köprüden yaya vatandaşların geçmesi. Bu yaya geçişi karşıdan karşıya geçmek için değil. Tamamen turistik amaçla kullanılabilir ve mükemmel bir şey. Fransa'dan geldi bir hanımefendi, noter de memur yani öyle kabul et, geldi geçti, karşı tarafa geçtiğinde ben Avrupa'dan Asya'ya yürüyerek geçtim diye bir sertifika aldı. Arkadaşlarına hava attı. Bakın bilmiyorum, en cahilinden en alimine kadar her insanın böyle şeyler hoşuna gider. Yani aklım almıyor benim. Ben ne saklıyorum biliyor musunuz? Los Angeles'ta bir tane plakçı dükkanı buldum. En bayit işte aklınıza gelebilecek ilk basımdan son basıma bilmem ne deli gibi bir dükkan. Aklımı oynat yani şey gibi şekerci dükkanına düşmüş bir çocuk gibi oldu. Aldım bir şeyler. Kese kağıdı, sarı bir kese kağıdı. Üzerinde de dükkanın logosu var. Ay o kadar şık bir şey ki. Onun içine koydu benim aldıklarımı. Aldım ben eve geldim. Tatilim bitti. Türkiye'ye geldim. O kese kağıdını çerçevelettim. Bir çerçeve halinde evimde asılı. Evet. Çünkü çok şık. Kıymet kazanıyor. Şıklık ama şıklık sadece şıklık değil mesele. Ben mesela hala o dükkanı sürü, biliyorum mesela. Bir sürü değerler taşıyor. Tabii, tabii, aynı tabii zamanda senin için de taşıyor. Aslında bireysel anlamda da mesela Orhan Pamuk Masumiyet Müzesi romanı ve Masumiyet Müzesi çok zekice bir şeydir ve bize çok mesaj veriyor. Ya orada küllük, sigara, uyduruk, çatallar falan ya. İşte onun anlamı.
Bir tane daha Zerzevat'ım var. Yeri gelmişken göstereyim. Tabii hemen. Hemen. Şimdi ben sık örnek veririm. Konferanslarımda filan da bir elma çıkar mutlaka. Bir tane elmamız var. Hatta bir konferansta da yemişler elmayı çocuklar. Daha konferansa başlamadan önce değil. Ha, önce. Ha, önce ya demişler Selim Bey'in kürsüde ne işi var elmanın, ayıp değil mi filan, almış öğrenci arkadaşımızın biri, bir güzel de yemiş. Sonradan itiraf etti, çok lezzetliydi. Bakın bu bir elma. Elma. Sözlüğe bakarsanız bunun karşısında 3-4 kelimelik bir şey yazar. Tarif yazar yani. İşte meyve, meyveyi tarif eder. Ağacını ve meyveyi. Oysa bu öyle değildir. Bakın şimdi işte soyut değer derken kavramsal büyüklükten bahsediyoruz. Ve o zaman büyüyor. Bu Adem'le Havva hikayesi bunun içinde. Newton'un kafasına düşen elma bunun içinde. Pamuk Prenses'in ısırıp uykuya daldığı bunun içinde. Heraklus'un altın elması, altın elma. Bizim de kızıl elmamız var biliyorsun. Kızıl elma aslında kızıl elma, yani altın elma demektir. O da Herkül'le nedense bir bağlantı önünde. Altın elma da önemli bir şey herhalde. Yani bu elma çok büyük bir kavram. Onu ısıramazsın yani. Anlatabildim mi? Şimdi Masumiyet Müzesi'ndeki o küllük de bireysel anlamda birkaç kişi arasında, evet öyle. Şu şeye girelim mi? San Francisco'ya geldim madem. Bak San Francisco'da yani bir taraftan baktığında bu tür ikonlar oluşturmak da o kadar basit bir şey ki. Çok. Londra'ya gir. Londra'ya girelim. Şimdi Londra'nın iki tane ikonu var. Bu arada senin kendi fotoğraflarını çektim. Kendi fotoğraflarını verdim. Tam. Niye? Özellikle sağdaki fotoğraf için verdim bunu. Bir ironik fotoğraf o. Arkamda telefon kulübesi, önünde ben cep telefonuyla konuşuyor, numarası yapıyorum. Poz o tabii ki. Böyle bir ironi oluşturmak için. O telefon kulübeleri hala yerinde duruyor biliyorsun. Londra'nın belli yerlerinde. Arada konuşanlar görüyorum. Galiba işlevsel yani, çalışıyor ama onlar çalışmadığı zaman da duracak orada. Yani çünkü bunun ne anlama geldiğini İngilizler biliyor. Bunun ne anlama geldiğini İngilizler iyi bildiği için dünyanın tamamı da biliyor aslında. Evet. Dünya zaten anlamı o. Şimdi bu otobüsler 2018 model olabilir, önemli değil. Dışı kırmızı, forma aynı. Bu telefonlar da artık yenilenmiştir. Yani 60'lı yıllardan kalma telefon değil içindekiler. Şimdi bizim niye böyle ikonik değerlerimiz yok? Biz de kendi ellerimizle harcıyoruz. Bir fotoğraf daha var, onu arkadaşımız gösterir mi? Hangisi? Bizim şehir hatları vapurları. Ya. Bunun emin ol Londra'nın otobüslerinden farkı yok. Hatta çok daha kıymetli. Çok daha kıymetli. İstanbul'un ve Boğaz'ın en önemli simgesi. Ve biz bunu ne yaptık biliyor musun? Yani bunları tabii ki yenileyeceksiniz. Bunların motoru yine 2018 model olacak. İç aksamı yine öyle olacak. Yenileyeceksiniz ama formunu ne kadar değiştireceksiniz? Şimdi Aytur'cum ben sana yenisini de atıyorum. Bir karşılaştırmalı göstermek için. Buyurun siz devam edin lütfen. Evet, şimdi iyi ki ben sana onu göndermedim. Biz anlaşılmaz bir şekilde bunları yeniledik. Londra'dan daha modern bir şehiriz biz çünkü. Ve daha zengin. Daha zengin, daha moderniz. Gönder. Yani şimdi hani olabilecek bir şey mi? Kendi ellerimizle, kendi değerlerimizi kendi ellerimizle yok etmenin bir örneği bu. Yani biz Haydarpaşa'yı da kapattık. Şehirlerde yaptığımız gibi yani. Şehirlerde yaptığımız gibi. Bakın şunu şey yapayım. Bu bir bizim maalesef bir türlü içselleştiremediğimiz, bir farkındalık oluşturamadığımız, iktidarlardan, yönetimlerden bağımsız bir şey. Tabii tabii. Yani onu da kabul. Yani bu şey olmasın hakikaten, bunu sevmiyoruz biz. Yani bu son 15 yılın hadisesi, bu da yeni şehir hatları vapuru. Evet, bu da mesela yeni şehir hatları vapuru. Buyurun şimdi. Yani beğenirsiniz beğenmezsiniz. Ben tabii beğenmiyorum da dizaynını Takunya'ya benzetiyorum ama
Yani beğensek ne olur? Elimizdeki kendi kültürel değerimizi nasıl yok ediyoruz? Evet, zaten hani mevzu beğenip beğenmemek de değil. Zaten var olan bir değeri, değerin yerine evet. Sen henüz değer olmam. Ama şöyle bir algı, böyle bir yaklaşım var tabii. Yani betona eser demek artık alışkanlık haline geldi. Betonu küçümsediğimden değil. O gelişmelerin hepsinin ama ihtiyaç kapsamında ve düzeyinde olması gerektiğini düşünenlerdenim ben de. Ama konuştuğumuz gibi Roma'daki gibi o bina orada bir dursun. Onun etrafında bir yer aç, öyle yap. Şimdi sana gönderdim bilmiyorum. Varşova 2. Dünya Savaşı'nda yerle bir olmuş bir şehir. Şu anda yayında o fotoğraf. Öyle mi? 2. Dünya Savaşı'nda yerle bir olmuş bir şehir Varşova. Ve tabii ki insanların konut ihtiyacı var. Savaştan sonra yeni binalar falan yapılıyor, yapılmaya çalışılıyor. Ama şehirde suç oranları yükseliyor. Efendim, işte bir düzensizlik, sosyal bir dağınıklık falan. Varşova eldeki fotoğraflarla, eski fotoğraflarla sokak sokak yeniden eskiye göre, eski mimariye göre inşa ediliyor. Bu gördüğümüz binalar 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yapılmış binalar birçoğu. Aslında uygun olarak aslında yeniden uygun inşa olarak ediliyor, yapılıyor. Şehir. Yani çünkü bakın somut miras aslında o kendisinden çok daha büyük bir soyut mirası taşıyor üstünde. Bakın bir köşe başındaki bir çeşme yıktığınızda o kaybolduğunda aslında o çeşme kaybolmuyor. Kendisiyle beraber çok büyük bir soyut gayrimaddi mirası da peşinden götürüyor. Çünkü onlar ona yabancılar memory place diyorlar, işte hafıza mekanı. Hı hı. Yani onu gördüğünde aslına bakarsan sen gördüğün ondan ibaret değil yani. Anlatabildim mi? Şehirleri onun için koruma. Gerekirse yeniden inşa etmeliyiz. Türkiye'de birkaç tane örneği var. Ünye Belediyesi de böyle bir şey yapıyor. Bir 7-8 evi yeniden inşa ediyor. Anıtlar Yüksek Kurulu'ndan da izini alındı. Türkiye'de ilginç bir vaka olacak. Eskiden o sadece fotoğraflar üzerinden yapıyorlar şimdi o binaları. Harika. Evet. Yani keşke işte onunla da ilgili bir film yaptınız siz. Aytucuğum, Ünye filmini de bir girelim. Üzerine ama konuşacağız biz gene ama birkaç saniye bakalım ona da. O da güzel bir film oldu. Çok önemli çabalar bunlar. Ben mesela aklım çok almamakla birlikte kafam yatıyor bir şekilde nasıl oluyorsa, işte bu da bir paradoks. Şehirlerin kalbin yatıyordur. Belki de. Şehirlerin mimarinin sosyolojik hayattaki o etkisi. Yani işte az evvel verdiğiniz örnekten çıkışta suç oranlarının artması. Daha vahim örnek vereyim ben sana. Anladım sorunu, lafını kesiyor gibi oldum ama. Amerika'da Missouri'de, Missouri eyaletinde gecekondu bölgelerinde yaşayan zencileri daha modern bir hayata kavuşturmak için bir site yapıyorlar. Hı. İlginç bir adı var, şimdi adı aklıma gelmiyor. Bu ikiz kulelerin mimarı yapan da, sitenin mimarisini yapan. Ve taşıyorlar insanları o apartmanlara, o siteye ve kültüre uygun olmayan bir sosyal yaşam dayattığı için o mimari uyuşturucu, fuhuş, adam yaralama, adam öldürme, her türlü suç ciddi oranda artıyor. Sonuçta çok kısa bir süre sonra, belki 1-2 yıl sonra oradaki sakinleri taşıyorlar. Eski yerlerine mi başka yerlerine mi bilmiyorlar ve dinamitle yerle bir ediyorlar o siteyi. Bunun farkında olmak ne kadar önemli? Zavallı adamın şimdi mimarın adı aklıma gelmedi. Birisi terör saldırısında yıkıldı. Bu bilinçli olarak eyalet yıkıyor bunu. çok kıymetli bir şey sahiden o. Yani ben şimdi mesela şunu... Çirkinleştikçe şehirlerimiz, bakın bizim ruhumuz da çirkinleşir. Net. Doğru.
Güzelleştikçe ama güzelleşir. Güzelleştikçe güzelleşir. Peki ruhu çirkin insanlar güzel şehirler yapabilirler mi? İşte öncüler gerekiyor. Burada kamu otoritesi çok önemli. Hı hı. Kamunun öncülük, yerel yönetimler çok önemli. İşte başta söylediğim gibi çok derin konular bunlar. Evet, kamu ne kadar iştirak edebiliyor, ettiriliyor, orası tartışılır bir hadise. Kamu bunun ne kadar bilinçli, ona da bakmak tabii lazım. Tabii ona da bakmak yani, lazım. Evet. Ben mesela sulu kulenin, sulu kule gibi bir değerin defeklerini ve geri dönüşlerini, feedbacklerini, neyse orada yaşananları henüz duymadık. Ama bir şeyler oluyordur eminim. Çünkü orası o kadar eski bir yapılaşmaydı ki ve o yani bir hayattı orası. Şimdi mesela ne oldu bilmiyoruz. Ben de bilmiyorum ama bakın ben bu kentsel dönüşüm projeleri var ya, buralarda bir takım sosyal arızalar çıkacağına emin olabilirsin. %100 çıkacaktır. Kültüre uygun olmayan. Evet. Süre bitti. Bitti mi? Evet, yayın süresi bitti. Aslında istediğimiz pek çok şeyi de konuşabildik, ne güzel ki. Daha da açabilirdik elbette. Çok geniş konular bunlar çünkü. Ama sanırım hani böyle bir kaba hatlarıyla da olsa bazı konuları. Biraz kaba oldu. Benim notlarıma göre 3/1 öyle mi? Öyleymiş demek. Hadi ya. O senin notlarında daha az sınırlı olabilir yani. Peki. Yani işte özünde yapmaya çalıştım. Yani bütün bu konuşmanın özünü yani ne dersiniz? Tek bir kelimeyle. Gayri maddi değerler üretmemiz, yaratmamız, inşa etmemiz ve bunu bütün ürün ve hizmetlerimize bir şekilde enjekte etmemiz gerekiyor. Bu gereken. Böyle değerleniriz. Önermeniz ne? Yani şeyi ne? Yolu ne bunun? Ne öneriyorsunuz? Vallahi buna bir stratejik yol haritası elbette çizilir. Çalışmak lazım. Bu zor bir şey değil. Bakın şunu da söyleyeyim sana. O grafiği de seninle paylaşmıştım. Çin 2008 yılında marka değerleri, istersen onu paylaş. Onu paylaşalım aynen. Ülkelerin marka değerleri şeyle girelim Aytur'cum. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin 2008'de toplam marka değeri, markalarının toplam değeri toplamda 1,5 trilyon dolar %48'ini oluşturuyor toplam dünyanın marka değerleri içinde. O dönemde Çin'inki %3 toplamda. 10 yıl sonra 2018'de Amerika Birleşik Devletleri %43'e inmiş. Bazı Avrupa ülkelerinde gerilemeler var. Hepsinden alarak Çin %15'e çıkmış ve ikinci sıraya yerleşmiş. 10 yıl. Muazzam bir adım. 10 yılda. Tabii. Olabiliyor. Onun için çok da ümitsiz olmamak lazım. Bakın ben öyle uzun uzun vadeli şeylerden söz etmiyorum aslına bakarsan. Yani bu bir inşa faaliyeti bu. Akıllı olursak, iyi çalışırsak, hızlı bir şekilde bu inşa faaliyetini tamamlayabiliriz. %100 katılıyorum. Siz de, ya herkes işte kendi kapısının önünü süpürecek deriz ya daima. Siz de üstünüze düşen ne yapıyorsunuz? Hatta üstünüze düşenin de, ya aslında siz reklamcısınız. Yok, bizim işimiz bakın. Fransız düşünür, yani. Şimdi aramızdan ayrıldı, Baudrillard'ın bir lafı var. Reklamcıyı eleştirmek için söylediği bir laf, ben övgü olarak alıyorum, başka türlü yorumluyorum. Diyor ki, reklamcı diyor yalan söylemez diyor, doğru da söylemez diyor. Reklamcının diyor söylediğinin hakikati diyor, söylediğinin içindedir diyor. Buna benzer bir laf. Hiçbir şey anlamayalım diye. Yani aslında şunu demeye getiriyor. Onun başka kuramlarıyla karşılaştırdığında oturuyor. Biz değer yaratırız, değer yaratıyoruz yani. Yaptığımız işi. Onun için bu konular sadece meraklı konuları değil. Yaptığımız işi doğru yapmak için bunları
Yani bilmek durumundayız. %100 evet. Katılıyorum ama benim meraklı deme sebebim gerçekten şey. Yani onu pozitif anlamda kullandım pozitif zaten. Pozitif anlamda aldım zaten. Evet şimdi. Evet o aşikar da. Çünkü hani... evet ya hepimiz böyle kafa kafaya verip ya da herkes kendi kafasını önüne eğip işte siz bu alana girmişsiniz. Ülkenin o kültürel değerlerini nasıl parlatırız derdindesiniz. İnsan kaynağımız var onu da söyleyeyim. Var çok var. Var yeter ki bu insanların hepsi bizim insanlarımız diyelim. Hepimiz bir fidanın dünyada çambalıyız diyelim. Var yani ne opera sanatçılarımız var. Var gerçekten. Ve çıkarılabilir de potansiyel var. Asıl önemli olan bu. %100 çok evet. Kıymetli müzisyenler. Evet. Bunu şey için de söylemiyorum ha. Ya burası öyle topraklar ki bizim işte bilinmeyen ne değerlerimiz var. Evet var da bunu böyle hani bir klişenin içerisinde kullanmıyorum. Hakikaten bu yollar açılabilir. Mesela şu... şeyi, iki yüzlülüğü yapmasak bir taraftan Fazıl Say'a saldırırken ve çok ağır saldırılarda bulunurken bir kesim insan diğer taraf ve hani biz işte Cumhurbaşkanımızın arkasında duran kesimiz o da ona öyle bakıyor falan gibi yaparken unutmayalım ki bu ülkedeki çok önemli ve hassas değerlerden biridir Fazıl Say. Annesinin evet. Vefatinde bugün yine birkaç gün önce açıkladı. Bugün de Ertuğrul Özkök yazmış. Cumhurbaşkanı bizzat arayıp son derece sıcak bir... Evet, çok güzel bir hareket. Evet, son derece sıcak bir hareket. Ama bu iklim yaratmak gerekiyor. Evet. Bunu gerçekten kendisinin ağzından da duyup onun arkasından başka türlü konuşan o güruha da anlatılmasını çok isteriz gerçekten. Bu tür mesaj oluşturuyor aslında. Bu tür barışlar böyle. Yok bizde biraz böyle gözüne sokmadan mesajlar alınmadığı için orada da vurgulamak istedim. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ayaklarınıza sağlık efendim. Bu sohbetiniz için. Biz teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Yine resmiyete döndük. Sus. Önümü ilgiledim. Elde sağ böyle. Sağ ol. Çok teşekkürler. Evet Sayın Tuncer. Efendim, bu arada mutlaka belirtmeliyim. Bu bant yayın, yani siz izlerken biz sizden çok uzaklarda olmuş olacağız. yani o anda, çünkü ülkenin gündemi hani çok sık değişiyor ya. Olabilir. Vay efendim bundan niye bahsetmedin, şu olmuştu bilmem ne falan derseniz. Biz aslında bir 4 gün önce bu konuşmayı yapmış olduk. Zamansal bir takım mevzulardan dolayı. Yani. Tekrar teşekkür ediyorum. Rica ayaklarınıza ederim. Sağlık. Efendim sizlerin de izlediğiniz için minnettarız. Dileriz ki keyif aldınız. Önümüzdeki hafta Romy Night'ta Medyascope TV'de yeniden birlikte olalım. İyi akşamlar. İyi akşamlar.